Oyun yayınından herkese merhabalar. Bugün Witcher 3 için çıkan ilk hikaye paketi olan Hearts of the Stone'a bir bakış atacağız. Aslında ben biraz ilerledim hikayede. Çok fazla spoiler vermeden gelen yenilikleri göstermeye çalışacağım. İlk yeniliğin yanındayım zaten şu anda. Runeright denilen artık farklı taşlar yapabildiğimiz, yani bir zırh tasarımcısı veya bir kılıç yapımcısı gibi, blacksmith gibi, armorsmith gibi elemanların yanına, hatta Master Alchemist vardı. Onun gibi bir de Runeright'ımız eklendi oyuna. Şöyle bir göz atalım. Konuşmaları hemen geçelim. Tabii bunun da bir görevi vardı ve şu anda onu da arttırmak için şansımız var. Sattığı şeyler zaten bir güncellemeden sonra taşların şekli değişmişti. Bu şekilde farklı taşlar geldi. Yani farklı özellikleri olan taşlar geldi. Bunları satın alabiliyorsunuz. Daha iyilerini yaptırabiliyorsunuz da. Lesser Glyph of Binding denilen bir taş mesela. Zaten hep bu glyphler geldi. Baktığınız zaman isimlerde hep geçiyor. Yine şu özelliğini göstermek istiyorum. Aynı zamanda bunları craft'ta edebiliyorsunuz. Ama bunda daha farklı mıydı? Hemen bakıyorum. Enchanting'ten giriyoruz. Ve burada bunlar için gereken yine malzemeler. Ya buradan hani size en fazla uyabilecek özellikteki taşı seçip onun için ne gerektiğine bakıp onlarla yapabilme şansınız var. Henüz bununla hiç uğraşmadım. Yani şu anda benim çok ilgimi çekmedi açıkçası. Tabii ki güzel bir şey ve bunları direkt olarak kendi armorunuza entegre edebiliyorsunuz. Bu şekilde bir özelliği de var. Şu ana kadar hiç kullanmadım. Çok fazla bilgim yok. Çok fazla da yanıltmak istemiyorum. Ama bununla da zamanı gelince uğraşacağım. İlk dikkatimi çeken hikaye oldu ve açıkçası güzel bir hikaye var gibi gözüküyor. Shani'yi yeniden görmek güzel. Zaten trailerlarda gördüğümüz üzere oyunda Shani mevcut. Ve onu tekrardan görmek çok güzel gerçekten. Çünkü benim ilk oyunda ilişki yaşadığım karakter oydu. Yani Geralt'la eşleştirdiğim karakter oydu. İkinci oyunda yoktu. İlk oyunda oydu. İkinci oyunda Triss vardı. Başka bir seçenek de yoktu. Başka seçenekler var ama oyunu bitirebileceğiniz tek kişi Triss'ti hatırladığım kadarıyla. Ve ben de onunla bitirmiştim. Üçüncü oyunu ise spoiler vermeyelim. Ama her sonla bitirdiğimi söyleyebilirim şu anda. Tekrar tekrar oynayıp oyunun tüm sonlarını gördüm. Daha doğrusu tüm ana sonlarını gördüm şu ana kadar. Shani'nin bu hikayede olması çok hoşuma gitti. En azından birinci oyunu tamamen alıp bir köşeye koymamış oldular. Şöyle de haritayı gösterirsem. Haritanın bu kısmını kullanamıyorduk. Yani baktığınız zaman işte Novigrad olsun, Velen olsun, şu kısma baktığınız zaman işte Baron'un yaşadığı yer vesaire vesaire, büyük şehrimiz. Buradan çıktığımızda şu kısımlarla dolaşıyorduk. Haritanın bu kısmı açıldı. Tabi burada bir sürü soru işaretleri yine yaratıkların yuvaları veya kurtarılabilecek alanlar vardı. Veya gizli hazineler vardı. Yine böyle bir haritayla karşı karşıya geleceksiniz. Yeni açılan mekanlar olacak. Yani buradakilerin hepsi yeni açıldı. Daha birçoğuna gitmedim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şuraya gidersek mesela burada da muhakkak bir mekan açılacaktır veya burada. Şurayı işaretlemiştim. Burada da bir mekanın yanı belki bir şey olabilir. Sonra da şuraya gideriz bir kontrol etmiş oluruz en azından. Şimdi nereden gitsek nereden gitsek. Evet, atla daha hızlı gideriz. Roche'un üstüne atlayıp, bu arada evet yeni bir eğer de aldım. Atıma gayet şık oldu. Staminası da bir hayli gelişti şu anda. Burada Dead March'ta oynuyorum mod olarak, zorluk modu olarak. Dead March'ın dışında hiçbir zorluğu denemiş değilim ve evet zorlu bir bandit kampı olabilir.
tam emin olmamakla birlikte sanki gizlilik opsiyonu varmış gibi öyle giriyorum ben de. Favori sign olarak Quen kullanıyorum. Bunlarla savaşırken daha hareketli bir müzik bekliyordum. Yani hayal kırıklığı bir soru işaretinde Bandit kamp çıktığı zaman çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ok atan birileri mi var acaba? Ne yaptığımı kendim bile göremiyorum. Şöyle açık bir alana geçelim. Evet, okçu, bunu hemen indirelim. Hatta şöyle indirirsek daha havalı olabilir. Çok da sıkışmadan. Kuenim bitti galiba. Hemen yenileyelim. Evet. Böyle vurkaçla en zor modda dahi Kuen kullanarak rahat bir şekilde oynayabileceğinizi düşünüyorum. Evet, bir tanesini daha indirdik. O da gitti, bu da gider. Evet, bir tek kalkanlı kaldı. Onu da peri yaparız diyecektim ama vurdu, evet. Evet, peri yaparsak. Ha, orada bir tane okçu varmış, hemen onu da indirelim. Evet. Kalkanlar bloklayarak biraz uzun sürüyor. Aslında art kullansak daha mı etkili olur? Evet. O zaten kanamaktan ölecek. Evet. Bandit campmış. Hemen şurada ganimetleri varsa. Ha, çadırın içinde zaten. Onlar bizi görmeden ki gördüm. Oo, örümcekler oyunun yeni düşmanları. Geldi, iyi oldu. Onları aramak istemiyordum göstermek için. Ayrıca yaban domuzları da var yeni düşmanlar arasında. Evet. Birilerini de öldürüyorlar anladığım kadarıyla orada. Örümcekler çok kaçak savaşıyor. Evet, örümcekler insanları da uyandırdı ve ben onları kurtarmama rağmen onlar bana saldıracak tabii ki. Pekala, çok fazla vakit harcamıyoruz çünkü göstermek istediğim başka şeyler de var. Hemen haritadan diğer bölgeyi seçelim. Sonra dönüp o ganimeti oradan alırım. Diğer bölgede ne olduğunu da merak ettim çünkü. Evet, yeni düşmanlar güzel. Yeni kontrat görmedim. Yeni yan görev gördüm. Evet, yeni yan görevler var. Ama yeni kontrat henüz çıkmadı. Çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum da. Ama tıpkı kontrata benzer bir ana görev var. Onu söyleyebilirim. Güzel bir mekan. İnelim. Buradan ne çıkacak acaba? Burası bir define mekanı olabilir. Bandit Camp yine. Tekrardan uğraşmayalım diyeceğim aslında. Çünkü yaratık da görmek istiyorum. Neyse, buraları işaretlemiş görmüş olduk. Açılıyorsa şu mekanı açayım. Şuradaki soru işaretine bakayım. Örneğin. Ha, yeni mekan açmış oldum. Güzel.
Belki teleport oluruz oraya yakın bir yere. Ben oldukça yakınım aslında. Şuradan insek daha rahat olur. Buraya gidelim. Örümcekleri gördük. Umarım yaban domuzu da görürüz. Yaban domuzlarının şöyle bir olayı var. Çok fazla hasar vermiyorlar belki ama gerçekten koşu yolundaysanız onların çok sert vuruyorlar ve hani canınız yanmasa da bayağı bir mesafe uçuruyorlar sizi. Çok fazla uçtum oradan biliyorum. Bir yaban domuzu topluluğuna denk gelmiştim. Ciddi bir sürüydü. Evet, yeni mekan açıldı. Buranın açılacağını tahmin ediyorduk zaten. Sonradan şurayı işaretleyelim. Gideceğimiz yerde orası olsun. Perili köşk gibi bir yer. Etrafından dolaşalım. O etrafından dolaşmak bile ciddi mesele bunun. Eyvah. İlla oradan geçeceğiz. Tamam. Atı düzeltebilirsem. Ne oldu? Buradan da mı korkuyor acaba? Ha, sıkıntılı ya. Oraya gitmek öyle kolay iş değil. Kolay iş değil. Öyle ilginç yerler var. Yaklaştığımızı hissediyorum. Dere tepe düz gidiyorum. Evet, geldik bile. Neymiş burası? Evet, Warren diye bir şey var. Bir dakika. Ne olur ne olmaz bu mekanı oynarım. Save alalım. Onun ne olduğunu anlamadım. Wyvern mı? Tamam, o zaman sorun değil. Bir an ne olduğunu anlayamadım. 34 level yalnız. Ben de 36 level'ım. Aslında çok sıkıntı yaratmaması gerekiyor. Ama güçsüz sayılmaz. Kanatma efekti çok önemli oyunda. Fast Sword'da oy. Bu özelliği alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ve World'u de tavsiye ediyorum aynı zamanda. Fast Sword'un sondan bir önceki skill'i. Şu hızlı atakları yapmanızı sağlıyor. Onu indirir miyim ben? Crossbow seçili değil mi bende? Seçili. Ben crossbow kullanana kadar o kendisi indi. Evet. Düşürürüm ben onu. Bu arada armor set olarak Mastercraft Lürsin seti kullanıyorum. Hem kılıçlarda hem de Armor'da. Crossbow da öyle. Etkileyici bir crossbow. Mastercraft değil çünkü Mastercraft'ı yok Yursin Crossbow'un. Ama kendisi yetiyor zaten. Elinize alabilmeniz için de 29 level olmanız yeterli. Hani görüntü itibariyle de hoşunuza gidebilecek bir set baştan sona. Ve kuvvetli de gerçekten. Şimdi çarpışalım diyecektim, kaçtı. Ama canı kendiliğinden azalıyor. Evet. Böyle güzel bir yerde bırakabiliriz. Ayrıca yağmurlu bir havada oynadık, kötü bir havada oynadık. Burada ne vardı? Bu, hadi bunun neyi koruyordu? Ne yapıyordu? Onu da görelim. Dragon's nest.
Nest varmış. Hadi onu da patlatalım gelmişken. Evet, 20 experience'ımızı da aldık böylece. Paketin ortamı bu şekilde. Hani sanmayın ki paket sadece yağmurlu, kötü havada geçiyor. Hayır, güneş de çıkıyor. Hatta şöyle bir şansımı deneyip, gerçi biz meditasyon yaptığımız zaman hava durumu düzelmiyor. Sanki hiç gün geçmemiş gibi oluyor Witcher'da, ama öyle bir gün ağırdı, ama yağmur devam ediyor tabi. Oyunda tabi çok fazla şey var. Dediğim gibi harita bu şekilde. Haritada yaklaşık soru işaretiyle belirlenmiş herhalde 15-20 yer vardır diye tahmin ediyorum. Hikayesi gerçekten çok güzel görünüyor en başında en azından. Giren videolar, arada izlediğimiz videolar gerçekten esrarengiz ve çekici, güzel yapmışlar. Shani'nin eklenmesi de tabii ekstra bir durum. En azından ilk oyunu oynayanları çok ciddi bir şekilde ödüllendiriyor, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yeni görevler, bu arada ek paketin görevleri direkt ana görev olarak çıkacak. Yalnız farklı bir renkte çıkıyor onlar. Şu şekilde göstereyim mesela. Şöyle mavi ünlem çıkıyor. Eğer oyunu bitirmemişseniz, şu an bitirdiğim için ben de ana görevde sadece bu görünüyor. Ek paketin görevleri mavi ünlemle gösterecek ve aynı şekilde mavi şekilde yazacak. 3 tane bitirmediğim yan görev vardı mesela. Onların yanında ekstradan, onlar sarı duruyorsa yan görevin size verdiği yan görevlerde tamamen yazısıyla her şeyle mavi duruyor. Ana görevde de sadece ünlemi mavi koymuşlar. Herhangi bir ödül avı kalmadığı için, herhangi bir kontrat kalmadığı için şu anda listemde yok. Hepsi bitmiş durumda. Hepsi completed kısmında duruyor ve yeni gelen paketle yeni bir kontrat gelmedi şimdilik. Umarım ileride gelir, ama gelecek gibi durmuyor. Onu da söyleyebilirim. Benim paketle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bitirdikten sonra belki daha detaylı bir yorum yaparım. Şu anda 2-3 tane ana görevini yaptım. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Üçüncü oyunu oynadıysanız, üçüncü oyun elinizde varsa muhakkak oynayın derim. Üçüncü oyun elinizde yoksa da şunu derim: Witcher 3'ü muhakkak oynamalısınız. Hatta elinizdeyse ilk iki oyunu bitirdikten sonra başlarsanız zevkini iki kat arttırırsınız. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha bol Witcher 3 videolarını ben de umarak size iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.